Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerin karşısına bir pantolon paçası daraltma videosuyla çıkıyorum. Bu üstümde gördüğünüz pantolon paçalarına doğru hafif İspanyol ve benim hiç sevmediğim bir model. Daha doğrusu bu kumaşta sevmediğim bir model. Çünkü ekoseli bir kumaş ve bu kumaşa bu model hiç yakışmadı bence. İlk önce pantolonumun dizlerini işaretliyorum. Çünkü dizlerinden itibaren başlayacağım daraltmaya. Zaten bacaklarımız da dizimizden aşağısı daha dar, dizimizden yukarısı daha geniş şekilde baktığınızda incelme oranları daha farklı. Dizimi belirledikten sonra paçasının ne kadar uzun olmasını istediğimi karar veriyorum. Çünkü bunun paçası da uzun. Gördüğünüz gibi. İşe önce paçalarını sökerek başlıyorum. Daha düzgün bir paça çıkarabilmek için hiçbir tutam, hiçbir dikişin olmaması gerekiyor. Dikkatlice söktükten sonra pantolonun paçalarını ütülüyorum. Dikişlerini açarak ütülüyorum. Yan dikişlerini ve aşağıdaki paça dikişlerini. Üzerinde işaretleme yapacağım. Bu işaretlemeler düzgün olsun diye dikişlerin açılması çok önemli. Kumaşım biraz tüylü olduğu için ütüye yapıştı gibi hissettim. Hafiften tüyleri yapışmış. Ama fark ettim ki yanlış ayarda kullanıyormuşum. Dizimin çevresini ölçtüm. 42 santimetre olmasını istiyorum pantolonumun. İşaretlediğim yerden ölçüyorum. 23 santimetre. Benim istediğim çevre 42 santimetreydi. Bunun da yarısı 21 santimetre yapıyor. Yani pantolonumun bu şekilde koyduğumda genişliği 21 santimetre olacak. Bu 23 santimetreydi. Ben bundan 2 santimetre daraltacağım. Bu 2 santimetreyi iki yandan olacak, iki yana eşit olacak şekilde dağıtıyorum. Yani yanlardan birer santim işaretliyorum. Daha sonra bu 1 santimetreyi ilk işaretlediğim yerden aynı çizgi üstünden aşağıya doğru devam ettiriyorum. Aynı çizgi üstünde olduğunu nasıl anlıyorum? Benim pantolonum ekoseli. O yüzden deseni takip ediyorum. Yoksa bu şekilde dümdüz bir çizgi indirmek çok zor gerçekten. Aynı şeyi diğer tarafta da yapıyorum. Aşağıya doğru dümdüz indiriyorum çizgiyi. Paçamın genişliğinin ne kadar olmasını istediğime karar veriyorum. Daha sonra bunu ikiye bölüyorum aynı şekilde. Ölçtüğümde ise toplam 3 cm fazlalık çıkıyor. Gene aynı şekilde bu 3 cm'yi yanlardan 1,5 olacak şekilde
dağıtıyorum. Bu sefer bu ilk çizdiğim çizgiye göre hiza alıyorum. Artık orada bir benim hiza noktam var. Daha sonra bu 1,5 santimetre olan noktayı yukarıda ilk işaretlediğim 1 santimetre olan noktayla çiziyorum, birleştiriyorum. Daha sonra bu dizime denk gelen 1 santimetrelik kısmı ise yukarı doğru pantolonuma verev olacak şekilde yediriyorum. Yani nereye? Yukarı cep dikişine. İlk cep dikişine hizalıyorum. Oraya nokta olarak kabul ediyorum ve birleştiriyorum. Yine aynı şekilde diğer tarafa da aynısını yapıyorum. Paçasından dizine doğru ilk koyduğum 1 santimetrelik noktayı birleştiriyorum. Dizinden alına olan dikişi birleştiriyorum. Daha sonra bunları kaymaması için birbirine iğneliyorum kumaşın. Paçamı kesiyorum şimdi çünkü paçam da uzundu. Nereden kıvıracağımı işaretliyorum. Kumaşım gene kareli ekoseli olduğu için işaretlemede zorluk çekmiyorum. O yüzden böyle göz kararı çiziyorum. Daha sonra işaretlediğim yerden hemen hemen 1,5-2 santimetre aşağısından kesiyorum. Çünkü pantolonun paçasını iki kat olacak şekilde kıvıracağım. Kestiğim yeri işaretlemiyorum. Çünkü dediğim gibi kareli ve ekoseli kumaş olduğu için kesmesi de çok kolay. Kesme işlemini bitirdikten sonra işaretlediğim yerlerden düz dikişle dikiyorum. Tüm birleştirdiğim noktalardan dikeceğim şimdi. Cep ağzından başladım. Aşağıya doğru. Şu an dizine geldim. Dizine geldikten sonra ikinci çizdiğim çizgiden devam ediyorum. Aşağı doğru daraltıyorum. Kıvırma noktasına geldiğimde ise dışa doğru hafif verev veriyorum kumaşa dikerken. Çünkü bu içine doğru paçayı kıvıracağım için içeride potluk yapmasını engelleyecek. Daha sonra fazlalık kumaşları kesiyorum. Hemen hemen yanında 0,5 milimle yani yarım santimle 1 santim kadar kumaş kalacak şekilde. Sürfile ayağımı takıyorum. 16 numaralı desenimi seçiyorum. Ve kestiğim yerlerden sürfile çekeceğim. Ben kumaşım ipliklenmese bile sürfile çekmeyi seviyorum. Çünkü çok düzgün bir bitiş sağlıyor. Aynı zamanda fabrikasyon ürünüymüş gibi gösteriyor diktiğiniz ürünü. Bu da benim hoşuma gidiyor. Bu kadar kaliteli dikebiliyorum diyorum yani. Aynı şekilde iki bacağın her iki tarafına da sürfilemi aynı şekilde çekiyorum. Her seferinde söylüyorum kumaşı çekiyormuşum gibi görünse de aslında kumaşımı düzleştiriyorum. Daha sonra paçamı iki kat olacak şekilde kıvırıyorum. Toplu iğneyle iğneliyorum. Dikerken kaymasını istemediğim için. Makineme yerleştiriyorum. Düz dikişle dikiyorum.
Bu şekilde görünüyor. En son kısım ise ütüleme aşaması. Kıyafeti gösteren ütüdür diye boşuna demiyorlar. Yine uygun ayarı alıyorum ve başlıyorum ütülemeye. Evet arkadaşlar, bir videomun da sonuna geldik. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olun, yanındaki küçük zile tıklarsanız her video yüklediğimde size bildirim gelecektir. Yani öyle gelmesini umuyorum. Buna benzer başka videolar çekmemi istiyorsanız eğer aşağıdaki yorum kısmına bırakabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.